Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına yine sebzeli ve çok pratik bir tarif hazırladım. Patates, biber ve patlıcanla harika bir atıştırmalık yapacağız. Dilerseniz meze olarak, dilerseniz yardımcı yemek olarak kullanabilirsiniz. Oldukça pratik dediğim gibi ve çok zevkli yemesi, çok lezzetli oluyor. Öncelikle patlıcanlarımı alacalı soydum ve şeritler halinde doğradım. Daha sonra bir kaba alıyorum patlıcanlarımı ve üzerine tuz gezdireceğim. Bu tuzla bekletiyoruz. Acısının hem çıkmasını sağlıyor hem kararmamasını sağlıyor. Normalde suda da bekletebiliyoruz ama bu tarifte genelde böyle hazırladığımız zaman acı suyunu çok çabuk salıyor patlıcanlar ve tekrar içine su çekmemiş oluyor. Çok daha güzel oluyor tarifimiz. Daha sonra biberlerimiz de aynı şekilde çekirdek kısımlarını ayıklıyoruz ve ince şeritler halinde doğruyoruz. Biber olarak kapya biber tercih ettim. Yeşil biberlerim vardı. Yani siz de kalın kabuklu biberler tercih ederseniz çok daha güzel sonuç alırsınız. Bir tane de kırmızı biberim vardı. Aynı şekilde onun da içini temizliyorum ve şeritler halinde doğruyorum. Son sebzemiz olan patateslerin de kabuklarını soyuyorum ve yine şeritler halinde, yani kızartmalık şekilde doğruyorum patateslerimi de. Bu tarif kızartma sevenler için de çok güzel bir alternatif olacak diye düşünüyorum. Hem çok fazla yağ kullanmayacağız hem de içine çekmediği için yağı tamamen sebzenin tadını alacağız. Yine de çok çıtır sebzeler elde edeceğiz. Şu şekilde hemen patateslerimi de doğruyorum şeritler şeklinde. Sebzelerinizi dilediğiniz boyutlarda doğrayabilirsiniz ama çok fazla kalın olmamasına özen gösterin ki çok daha çıtır sebzeler elde edebilelim. Doğrama işlemimiz tamamlandıktan sonra sosumuzu hazırlıyoruz. Sos için 1 su bardağı galeta unu kullanıyoruz. Dilerseniz bayat ekmeklerden kendiniz de yapabilirsiniz. Üzerine 1 çay kaşığı kadar karabiber ve damak zevkinize göre tuz ekliyoruz. Ben 1,5 çay kaşığı kadar ekledim. Daha sonrasında ise 2 yemek kaşığı parmesan peynir ekliyoruz sosumuza. Hemen üzerine de 2 diş sarımsağı rendeliyoruz. Sos için kullanacağımız malzemeler bu kadar. Açıklamalar kısmında ne kadar kullandığımı, miktarlarını ve malzemeleri belirteceğim zaten. Sos malzemelerimizin birbirine geçebilmesi için iyice karıştırıyoruz. Eğer parmesanınızda büyük parçalar varsa birazcık daha ezmenizi tavsiye ederim. O şekilde çok daha lezzetli oluyor. Daha sonra sosumuzu iyice karıştırdıktan sonra doğramış olduğumuz sebzeleri sırasıyla ekleyeceğiz bu sosa. Öncelikle ben patateslerimi ekledim ve iyice harmanlayacağız bu sosla sebzelerimizi. Sosun sebzelerin her tarafına geldiğinden emin olmamız gerekiyor. Bu şekilde çok daha lezzetleniyor çünkü sebzelerimiz. İyice harmanlıyoruz ve her tarafına eşit dağıldığından emin oluyoruz. Daha sonra bir fırın tepsisine yağlı kağıt seriyoruz ve kağıdımızın üzerine sıvı yağ ile yağlıyoruz. Ben bir fırça yardımıyla her tarafına dağıttım yağımızı. Yağ oranını daha az da yapabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu gösterdiğim şekilde tamamen yeterli gelecektir yağı. Daha sonra harmanlamış olduğumuz sosla bulamış olduğumuz sebzelerimizi tek tek fırın tepsisine diziyoruz. Mümkünse aralıklı dizmenizi tavsiye ederim. Benim birazcık fazla olduğu için malzemem biraz sıkışık dizdim ama hiç sorun olmuyor. Bu şekilde de dizebilirsiniz. Gayet güzel pişiyor böyle de.
Patatesleri dizme işlemini bitirdikten sonra hemen aynı sos içerisine doğramış olduğumuz biberleri aldım. Biberlerin de her yerine sos gelecek şekilde karıştırıyoruz ve yine patatesleri yaptığımız gibi fırın tepsisine dizeceğiz biberlerimizi de. Biberlerimizi bitirdikten sonra patlıcanlar için de aynı işlemi yapacağız. Yalnız bir küçük hatırlatma yapayım. Tuzlu beklettiğimiz patlıcanlar acı suyunu bırakacaktır. Dilerseniz süzebilirsiniz, yani yıkayabilirsiniz patlıcanlarınızı ve iyice süzüldüğünden emin olarak bu karışıma bulayabilirsiniz. Hem fazla tuzu gitmiş olur böylece, hem de acısından kurtulmuş olur patlıcanlarınız. Bütün sebzelerimizi doldurduktan sonra bir miktar harcımız mutlaka artacaktır. O sosu atmamanızı tavsiye ederim. O sosu da bu dizdiğimiz sebzelerin üzerine elimizle ekebiliriz bu şekilde. Çok daha lezzetli olacaktır. Çıtır çıtır bir tadı olacaktır sebzelerinizin. Ben de israf etmiyorum ve direkt sebzelerimin üzerine gelecek şekilde döküyorum sosumu. Bu şekilde hazırlamış olduğumuz sebzeleri doğru fırına veriyoruz. 200 derecede 20 ila 30 dakika arasında pişirebilirsiniz. Eğer fanlı fırın kullanacaksanız 20 dakika yeterli olacaktır. Normal alt üst fırında yarım saat kadar durabilir. Ya da siz ne kadar çıtır seviyorsanız yanmamasına dikkat ederek o kadar süre fırında bekletebilirsiniz. Ben bu şekilde üzerleri kızarınca ve biraz çıtır olunca aldım fırınımdan tepsimi. Görüntüsüyle oldukça zaten iştah açıyor. Keşke tadına da baktırabilseydim. İnanın böyle bir lezzet yok. Artık bu tarifi denedikten sonra büyük ihtimalle patates kızartması ya da herhangi bir sebze kızartması yemeyeceksiniz. Hem bu şekilde çok daha pratik ve sağlıklı oluyor, hem de oldukça lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videom ve tarifimle ilgili görüşlerinizi bana yorumlar kısmında iletirseniz mutlaka dönüş yapmaya çalışacağım sizlere. Eğer beğendiyseniz beğen butonunu tıklamayı unutmayın lütfen ve siz de bu tarifi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Eğer kanalıma da abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.